Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Skype hattımda olacak ve 1 Mayıs'la ilgili toplu sözleşme imzalandı. 1 Mayıs'ın anlamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Mayıs nasıl kutlandı, neler yapıldı bunları konuşacağız ve Skype hattımda Sayın Soyer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hemen 1 Mayıs'la ilgili mesajınız varsa izleyicilerimize hemen iletmek isteriz bizler de. Teşekkür ediyorum. Önce 77 1 Mayıs'ından itibaren onlarca canın hayatına mal olan, onlarca kayıp, onlarca acı, onlarca dram, bütün bunlara mal olan bir hak kavgası bugün de yine hepimizin hafızasında, hepimiz hatırlayarak yola devam ediyoruz. Emeğin özgürlüğünün, emeğin hakkının, emeğin saygınlığının kazanılması için sürdürülen bir mücadelede yine bir dönüm noktası, yine bir 1 Mayıs'tayız. Öncelikle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nı kutluyorum ve emeğin hakkının alındığı günlerde kucaklaşmak, meydanlarda yine coşkuyla 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya gelmeyi diliyorum. Evet. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1 Mayıs nasıl kutlandı? 1 Mayıs'la ilgili bir toplu sözleşme imzalandı ama işçilere ne gibi haklar sağlandı? Genel çerçeveyi bize bir anlatabilir misiniz Sayın Soyer? Önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türk hukuk mevzuatında bu konuda bir garabet var. Biz patron değiliz. Biz aslında işçimizle beraber kentimize onurla, alın teriyle hizmet üretmeye çalışan insanlarız. Kimimiz bürokrat olarak, kimimiz sahada, tarlada, kimimiz fabrikada, atölyede, kimimiz direksiyon başında. Ama hepimiz ortak bir biçimde bu şehrin yaşam kalitesini yükseltmek için, bu şehrin güzel insanlarına güzel hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla önce bunu bir netleştirmek lazım. Biz patron değiliz. İşçimizle beraber bu şehre birlikte hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu mevzuat nedeniyle önümüze gelen görevi yerine getirmek için de tabii ki hem İzmirlilerin hakkını koruyarak hem de emekçi kardeşlerimin, alın teri döken kardeşlerimin emeğinin hakkını koruyarak bir toplu sözleşme aktettik. Bu toplu iş sözleşmesi DİSK Genel İş Sendikası'yla belediyemizin iştiraki olan İzelman arasında gerçekleşti. 7000 işçiyi ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesiydi. Taban ücrete %21 zam yaptık ama bunun dışında diğer sosyal haklarla ilgili de birçok iyileştirme söz konusu. Kart primi denilen esot şoförlerimize ait günlük yevmiye 5.52 liradan %154'lük bir artışla 14 liraya çıktı. Sosyal yardım paketi adıyla işçilerimize senede 1752 liralık bir destek veriyorduk. Bunu da yine %100'ün üzerinde bir artışla 3600 liraya çıkarttık. Yine işçilerimizin bebeği olduğunda bebek ücreti olarak onlara bir bebek desteği veriyoruz. 1000 lira böyle bir ücret takdir edildi. Evlenen işçilerimiz için evlilik primi gibi 1250 lira bir prim takdir edildi. Bunları işçilerimize bu sözleşme kapsamında dahil etmiş olduk. Aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne atıp yaptığımız ilk toplu iş sözleşmesi oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini korumak için, evet, kadın emekçilerimizin emeğini korumak için. Evet, sözleşmede böyle bir ayrıntı var değil mi Sayın Soyer? Yine İstanbul Sözleşmesi. Duyamadım. Sözleşmede ayrımcılığın önlenmesi ve cinsiyet eşitliği maddesi var. Ben bunun detaylarını da size yöneltmek istiyordum. Aslında dikkat çeken bir madde. Detayını sizden alalım. Evet, yani burada aslında göreve başladığımız günden itibaren kadın emekçilerimizin sayısını arttırmaya çalıştık. Ya yani bu şehre kadın eli daha çok değmeli dedik. Hem park bahçelerde, temizlik hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde, masa başı hizmetlerde sürekli olarak kadını daha çok istihdam etmek için bir politika uygulamaya başladık ve her geçen gün kadın istihdam sayısında bir yükseliş yaşadık. Şu an hiç olmayan, örneğin Esot otobüslerinde 100 kadın şoförümüz direksiyon sallıyor İzmir'de. Bu sadece kadınlarımız için değil ama toplum için de çok başka anlamlar taşıyor.
Otobüse binen vatandaşlarımız kadın şoför gördüklerinde direksiyonda davranışları değişiyor. Daha yumuşak, daha güler yüzlü bir yolculuk yapıyorlar. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kadın emekçilerimizin emeğini korumak için, onların emeklerinin hakkını teslim edebilmek için de İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği hakları bu toplu iş sözleşmesi kapsamında değerlendirmek istedik. Onu da ilave ettik. Hı hı. Bu sözleşmenin getirdiği iki büyük önemli adım daha var. Bir tanesi bankalardan aldığımız bu promosyon bedelinin işçilerimize yansıtılması konusunda hukuki engeller söz konusuydu. Bunları aştık bu sözleşmede ve bankalardan aldığımız o maaşların yatırılması nedeniyle aldığımız promosyon ücretlerini işçilerimize aktarabileceğiz. 1800 liralık bir bedeli tüm işçilerimize ayrı ayrı yatırabiliyor olacağız. Bir de tabii en önem verdiğimiz mesele eşit işe eşit ücret ilkesi. Bunu korumaya çalışıyoruz. Bütün bu süreçlerde SODEMSEN'le birlikte hareket ettik. SODEMSEN bizim sosyal demokrat belediye başkanlarımızın oluşturduğu bir sendika ve bu sendikayla biz sosyal demokrat belediye başkanlarının işçileriyle yapacakları toplu iş sözleşmelerinde uyması gereken temel kriterleri belirlemiştik ve ilk defa bu sene birçok kentimizde, ilçemizde, büyük şehrimizde SODEMSEN'in ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda toplu iş sözleşmeleri yapmaya başladık. Bunun da en başında eşit işe eşit ücret ilkesi geliyor. Tüm belediyelerimizde, farklı şirketlerde, farklı belediyelerde de olsa tüm belediyelerimizde eşit işe eşit ücret uygulamasını artık sonuçlandıracak bir noktaya geldik. Bu sözleşmeyle de çok büyük bir adım atmış olduk. Kısacası 1 Mayıs'ın şanına uygun bir toplu iş sözleşmesi yapmanın gönül huzuru içindeyiz. Hem evet, işçi arkadaşlarım, hem bürokrat arkadaşlarım, İzmir'e yakışan bir sözleşmeyi aktetmiş olduk 7000 işçimizle. Çok daha aydınlık günlerde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Şunu söyleyerek tamamlayayım müsaade ederseniz. Lütfen. Dediğim gibi biz aslında hepimiz İzmir'i bir tık daha yukarıya çıkartmak için, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet üretebilmek için canla başla çalışıyoruz. Burada da işçimizin yüzünün gülmesi ön koşulumuz. Yüzü gülmeyen işçiden bu hizmeti beklemek haksızlık olur. Biz işçimizin yüzünü güldürdük. Bundan sonra onların da çok daha canla başla çalışacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle sayın başta sayın İzmir'deki tüm işçi... Son evet, olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi görüntülerden biz görüyoruz, alkışlarla, konfetilerle karşılanmış bu sözleşme imzalanma süreci. Şimdi işçi tarafından evet, bakıldığı zaman memnuniyetle karşılandı mı? Nasıl dönüşler aldınız? Hemen bunu da kısaca cevaplamanızı rica etsem. Vallahi doğrusu hani bir belediye başkanını şımartacak kadar büyük bir teveccüh gösterdi işçi arkadaşlarım. Yani hepsine minnettarım. Gösterdikleri takdire, gösterdikleri teveccühe minnettarım. Onlarla beraber bu şehre hizmet etmenin onurunu paylaşıyor olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Tam bir aile olarak, bir büyükşehir ailesi olarak büyük bir mutluluk yaşadık. Dediğim gibi başta bizim İzmir'deki işçi kardeşlerim olmak üzere tüm Türkiye'deki çalışan emekçilerin, işçilerin bayramını kutluyorum ve hep beraber coşkuyla yine meydanlarda emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacağımız bayramlarda buluşmayı diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Soyer, yayınımıza katıldığınız için ve bu 1 Mayıs'ı anlamlı kıldığınız için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.